Yani düşünsene elinden kaydı düştü. 30 bin lira. PlayStation'da böyle bir şey yok. PlayStation yok. Yok çünkü. Olmadığı için de. Konsol komple yok. Komple yok. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada çok yoğun bir teknoloji gündemi bizi bekliyor. Hem Türkiye'den hem de dünyadan farklı teknoloji haberleri var. Osman, Bitcoin. Kripto paralarla başlayalım. Evet. Bitcoin önderliği. Biz de girdik o işlere bu arada. Kripto paralar. Evet, çeşitli videolar çektik arkadaşlar. Hani yakında yayınlanacak. Mining ile ilgili bazı sorular vardı. Dedik ki bir iki video çekelim hani aydınlatma açısından. Mining nasıl yapılır? Ev bilgisayarlarında özellikle bu bize çok gelen bir soruydu çünkü hani abi benim şöyle bir bilgisayarım var evde bununla mining yapabilir miyim? Hatta laptopla mining yapabilir miyim diyenler var. Onu da yaptık değil mi? Onu da yaptık. Onun için de güzel bir video hazırladık arkadaşlar. O da gelecek. Yani önümüzdeki günlerde bizi takipte kalın. Sizi mining ile zengin edeceğim falan diyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir falan. Hemen evet. Hemen. Evet. Bitcoin'de bir dalgalanma var. Onu da bir haberi de çekmiştik bu, hatta. Evet zaten. Piyasayı takip edenler biliyorlar. Mart ayında genel olarak hani kripto paralar ya böyle yatay bir çizgi izliyorlar ya da düşüşe geçiyorlar. Burada şimdi yine bir Mart'a yaklaşmamızdan ötürü kripto paralarda bir düzeltme dediğimiz olay var arkadaşlar. Onun içerisine girmiş durumda piyasa. Bu düzeltme ne kadar devam eder, nereye kadar gider şimdilik bilinmiyor. Geçtiğimiz gün bir toparlar gibi oldu sanki böyle 50 bin dolar seviyelerine çıktı tekrardan Bitcoin fakat sonradan bir düşüş trendine girdi yine 47 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti biz bu videoyu çekerken. Bazı uzmanlar diyor ki bu 35 bin dolar seviyesine kadar da çekilebilir. Fakat düzeltme ne kadar şiddetli olursa sonrasındaki rally de o kadar şiddetli olur. Yani atıyorum bu Bitcoin 35 bin dolara düşerse arkadaşlar yarın bir gün bir bakmışsınız 2-3 günde 70 bin dolar seviyesine çıkabilir. Zaten biliyorsun geçmişte de böyle oldu abi. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz yıl Mart'ta nereye düştüğüne bakıyorsun. Bu sene gördüğü zirveye bakıyoruz. Bütün kripto paralarda böyle bir durum söz konusu diyebiliriz. Bu arada bir konu daha var. Biliyorsun Turkcell'in ödeme finans servisi, tekfil servisi olarak geçiyor. Paysel'de artık kripto para alım satımına imkan tanımaya başladı. Evet, bazı kripto paralar var orada da arkadaşlar. Eğer hani ben böyle kripto para almak için güvenilir bir yer alıyorum diyorsanız yani Turkcell'den daha güvenilir herhalde. Yoktur. Yani. O yüzden orada bir göz atmanızı öneriyoruz. Bu arada şimdi bir diğer haberimiz de Türkiye ile ilgili. Türkiye'de biliyorsunuz şimdi 5G teknolojisi dünyada kullanılmaya başlandı belli yerlerde. Bu pandemiyle evet, yani dolayı birazcık yavaşladı ama. Tam olarak böyle %100 olarak kullanan çok az ülke var. İsviçre falan böyle. Yani küçük ülkelerde veya aynen, hani daha imkanı olan ülkelerde var açıkçası. Yavaş yavaş geçmeye başladı. Türkiye'de de bazı adımlar atılıyor. Zaten bununla ilgili çalışma yapılıyordu. İşte şimdi de yeni bir atılım yapıldı ve bununla beraber bir yol haritası ortaya çıkartıldı. Ortaya çıkan yol haritasında dikkat çeken şey şu. Yerli ve milli teknolojilerin kullanılması isteniyor. ULAK var biliyorsun. ULAK'ın bir yerli baz istasyonu 5G'yi destekleyen. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Anladığım kadarıyla tabii 5G'de biraz da şöyle bir durum var. Sadece mesele baz istasyonunda bitmiyor. Tabii fiber altyapının da yani çok hızlı bir internet altyapısında olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar da başladı. Yani benim öngörüm böyle bir resmi açıklama yapılmadı ama 2 yıl içinde Türkiye'de biz bence 5G'yi kullanmaya başlarız gibi geliyor. Yani bence de 2 yıl şu yüzden 2 yıl diyorum. Çünkü 2023 hani böyle pek çok şeyin değiştiği evet, yıl olarak gösteriliyor ya. Hani o yıl içinde bence 5G'ye adım atmış oluruz. Ama Türkiye'ye evet, yayılması için tabii ki daha biraz daha vakit gerekecek. Daha uzun yıllar gerekecek. Yani Türkiye'nin yani, her tabii yerinde. Tabii ki. O ama, zaten şüphe götürmeyen bir gerçek. Belki, ama tabii şöyle bir şey vardı hatırlıyorsan 4G'de. Belli bir orana gelmeden şey yapmamışlardı. Doğru. Hatta doğru. Operatörlere de bunu söylemişlerdi. İşte şu kadar oranda çekiyor olmanız lazım 4G'de diye. Muhtemelen 5G'de de böyle bir şey olabilir. Ya 5G'de de ben hep söylüyorum bunu. 5G aslında bizim son kullanıcı için böyle hani hız anlamında çok büyük şeyler vaat ediyor mu? Evet. Teorik olarak öyle ama kotası var bunun bir şeyi var falan filan. Onlara çok girmiyorum. Aslında 5G mesela bizim gecikme oranını sıfırlıyor. Gecikme oranını sıfırlıyor. O da ne oluyor? İşte GeForce Now gibi veya benzerlerinde olduğu gibi bir oyunları evet, gerçek zamanla oynamamızı sağlayacak. Ya da bunun sadece oyun için düşünmemek lazım. Farklı teknolojilerde de hayatımıza girecek. Mesela şu olay da var. 5G geldiğinde ben şuna da inanıyorum. Telefonlardaki depolama alanına da çok fazla ihtiyaç kalmayacak. Evet. Çünkü şimdi şu var. Mesela bulut depolamaya attığınız fotoğrafları vesaire indirip görüntülüyorsunuz. Yani atıyorum bastınız o fotoğrafa. Bir belli bir süre geçiyor. 3-4 saniye ya da 5 saniye. İniyor. Ondan sonra görüntülüyorsunuz.
Evet. Ama 5G'ye geçtiğimiz zaman bulut depolamadaki fotoğraflar basacaksın tak açılacak. O zaman evet telefonda bulut bir depolama açılmış olacak hem de. Benim orada şöyle bir teorim de var. Kotalarda da birazcık değişiklikler olur diye bekliyorum. Yani kota mantığını belki düşünmek hani 50 GB şimdi atıyorum en yüksek kotalar var. Mobilden bahsediyorum bu arada. Zaten isabet internette kota kalmadı. Evet. Belki oradaki o hani şimdi 5G diyoruz çok hızlı diyoruz ama düşünsene sen şimdi 10 GB. Hani 10 GB'ın var. Ya şöyle bir şey abi. İki tıkladım bitti. Bak şöyle bir şey. İlk telefon cep telefonu yıllarını hatırla 100 kontör vardı. Evet. Bir mesaj 2 kontördü. Evet. Yani 100 lira veriyordun, 100 kontör alıyordun, 100 lira veriyordun diyorum. 2 kontör oraya gidiyordu. Ya 50 tane mesaj atabiliyordun düşünsene. Şimdi öyle bir limit var mı? Mesaj diye bir şey kalmadı yani. 5000 tane veriyordu. 10 bin, 100 bin mesaj da adam mesajı yok ya. Atmıyoruz ki, evet. WhatsApp'tan konuşmak zaten sınırsız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ben hani internetin de mobil tarafta kotasız olabileceğini düşünüyorum. Ha nedir belki hız sınırlaması falan koyarlar. Der belki işte de. Şu kadara kadar böyle, bu kadardan sonra böyle diyebilirler. Gibi. Bulut olayı bence bu 5G tarafında hayli önemli. Önce çıkacak. Hem oyun evet. Hem de bulut depolama tarzında. Şu var abi. Şimdi telefonlara bakıyoruz. Günümüzdeki telefonlar, orta segment ağırlıklı telefonlar 64 GB'dan başlıyor. Ki alanlarda genelde en düşük fiyat 64 GB oluyor. Onu alıyorlar. Evet. Bir süre sonra bu dahili depolama yetmeyebiliyor. Bu dönemde ne giriyor araya? Bulut depolama servisleri giriyor. Mesela ülkemizde de yerli bulut depolama servisleri mevcut. İşte Lifebox var Turkcell'de. Evet. Ben mesela Lifebox'ı kullanıyorum. Çünkü diğerlerine göre bana göre daha avantajlı ve fiyatı da daha mantıklı. Çünkü Turkcell'in bu kazı kazan olayı falan var. Oradan da sürekli sağ olsun Turkcell veriyor. Gigabaytlar geliyor, şunlar geliyor, bunlar geliyor. Tabii. Ya gigabaytlardan ziyade orada kendi servislerini bayağı bir akıtıyor. Zaten kullananlar biliyorlardır. Fizi çıkıyor, Lifebox çıkıyor. Çıkıyor tabii, da çıkıyor. Tabii şimdi Lifebox'ta bir de şey var hani. Fotoğraflarını, videolarını ve hani istediğin herhangi bir dosyayı sadece fotoğraf, video olarak bakmamak lazım. Oraya yükleyebiliyorsun. Ve mesela bazı enteresan özellikleri de var bu Lifebox'ın. Şöyle bir özelliği var. Fotoğraflarda yüz ve obje tanıma imkanı var. Ayrıca fotoğraflar arasından da bir hikaye oluşturma özelliği de bulunuyor. Ve bir de şöyle bir güzellik de var. Mesela bir fotoğrafı diyelim ki 5 tane fotoğraf çektin. Aynı çocuğun ne bileyim bir manzarayı vesaire. Onları buluyor. Diyor ki bak bundan bir tane daha var veya 3 tane daha var diyor. Sen onları bulup onları mesela istiyorsan silebiliyorsun telefondan. Silebiliyorsun. Böylece hani hem de yer kaplamamış oluyor telefonunda hem de bir şekilde aynı fotoğraftan bir sürüsünü saklamamış oluyorsun. Böyle bir özelliği de var. Aynen kategorize falan etme olayı var. O güzel. Mesela arkadaşlar şöyle bir durum var. Atıyorum fotoğraflarınızı attınız ya. Yüz tanımayla zaten onları belirtiyor. İşte sallıyorum. Özgür Çetin'in olduğu fotoğrafları bana orada ayrı bir klasör olarak gösteriyor falan. Yani bunları kolayca tespit edebiliyorsunuz. Bir de kafanıza şu takılıyor olabilir arkadaşlar. Bu sistem güvenli mi? Yani biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz yıllarda Apple'ın hacklenme olayları falan oldu. iCloud hacklenmiş. Ama şu ana kadar Lifebox'ta ben böyle bir şey duymadım. Ayrıca zaten parmak izi okuması, işte yüz tanıma vesaire desteği de bulunuyor. Dolayısıyla güvenlik tarafında ben çok fazla soru işareti bırakmadığını düşünüyorum bu sistemin. Bir de sadece fotoğraf, video veya belge değil mesela rehberini de yedekliyorsun. Evet. Ne oldu? Telefon düştü suya gitti. Ya da bir çalındı Allah korusun. Bir şey oldu. Kaybettiniz. Bir şeyiniz oldu. Uçtu gitti telefon veya bozuldu. Açılmıyor telefon. Ne olacak rehber? Geçmiş olsun. Aynı zamanda Lifebox'ta bunu da yaptığınız zaman hiç şeyle uğraşmıyorsun. Rehberin de yedeklenmiş oluyor. Lifebox'taki fotoğraflar kişi, nesne, tarih ve lokasyonu göre ayrı şekilde sınıflandırılıyor. Bu akıllı kişisel bulut deneyimi sadece Türkiye'den değil dünyadaki bütün kullanıcılara da hitap ettiğini söyleyelim. Bir de fotoğraflarda böyle arkadaşlar hani sticker, gif tarzı şeyler de ekleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok eğlenceli içeriklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani çeşitli şeyler de yapabiliyorsun işte. Astronot kıyafeti giydirebiliyorsun çocuğuna vesaire. Böyle birçok şeyi eğlenceli bir şekilde yapabiliyorsun. Bir de bu rehberi yedekliyor ya. Rehberi yedeklerken aynı zamanda mesela diyelim ki ben senin 10 sene önceki bir telefon numaram var. Seni bir öyle kaydetmişim. Bir yeni numaram var. Bir cep numaram var. Bir ev numaram var. Onları diyor ki bak bundan diyor bir sürü var diyor. Onları birleştirebiliyor istersen. Veya işte hani bunu sil diyorsun. Bunu da silmiş olsa sana gösteriyor en azından. Çünkü sen düşün ki benim mesela 3000'e yakın kayıtlı kişi var rehberimde. Orada mesela aynı isimli olan, eski numaraları olan insanlar da var. Şirket değiştiriyor, telefonunu değiştiriyor. Onları da görmüş olursun. Bu da güzel bir özellik. Photopic diye bir özelliği var. Bir yapay zeka destekli aslında bir fotoğraf analiz programı bu. Burada mesela sosyal medyada fotoğraf paylaşacaksın, tamam mı? Hangisini paylaşman gerektiğini ya da hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorsun.
Fotopik senin yerine bakıyor, analiz ediyor, diyor ki şu fotoğrafı paylaş, bu fotoğrafı paylaş, bunu daha yaparsan daha iyi olur gibi sana önerilerde bulunuyor ve bu sayede çok daha hani havalı fotoğraflar paylaşıyorsun, daha fazla like, daha fazla beğeni alabiliyorsun. Bir de yeni bir hizmeti daha var arkadaşlar, Lifebox Transfer diye. Bu da 5 GB'a kadar dosya transfer etmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz günümüzde atıyorum yüksek boyutlu bir dosya göndereceğiniz zaman bunu WhatsApp ya da Telegram üzerinden gönderemiyorsunuz. Ayrıca mail tarafında da yine eliniz kolunuz bağlanmış oluyor. Çünkü mailde de yine dosyanın belli bir boyutu var. O yüzden dosya transfer sistemlerini kullanmak en mantıklısı. Burada da yine Lifebox'ın 5 GB'a kadar destek sunduğunu belirtelim. Başka platformlarda mesela bu destek çok daha alt sınırlarda. Yani evet. 5 GB dedi, sallıyorum. 2 GB. Yani 2 GB. Dolayısıyla insanlar ne yapıyor? 4 GB'lık bir dosyayı işte rarlıyorlar, bölüyorlar, uğraşıyorlar. Lifebox'ta 5 GB'lık bir sınır olduğunu belirtelim. Ve Lifebox transferde de 7, 14 ve 21 günlük sürelerle saklayabiliyorsun. Bir de Lifebox transferle ilgili ben ufak bir detay daha söylemek istiyorum takipçilerinize. Arkadaşlar burada şifreleme de yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz başka farklı uygulamalarda, farklı arayüzlerde şifreleme için sizden ek ücret talep ediyorlar. Fakat Lifebox transferde bu tamamen ücretsiz. Yani atıyorum bir dosya paylaşacaksınız, şifrelemek istiyorsunuz bunu başkaları erişemesin diye. Bu şifreyi koyuyorsunuz, bu şifrede tamamen ücretsiz bir şekilde size sunuluyor. Dediğimiz gibi ilk 7 gün ücretsiz, bence gayet cazip bir servis diyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi bu katlanabilir telefon furyası biraz gazı azaldı ama yine hala devam ediyor. Ya gazı azalmadı aslında. Şöyle bir şey, geçtiğimiz yıl tanıtan isimlere bakıyoruz. Motorola, Samsung, Huawei. Bu sene bakıyoruz. Huawei'yi Samsung tanıttı işte. Şimdi tekrardan Motorola yok. Motorola tanıtabiliriz. Huawei Mate X2'yi tanıttı işte yeni. Mate X2'yi tanıttı. En başta yapması gerekeni şimdi yaptı. Bence de yani. Dışa katlanır, dışa katlanır. Dışa katlanır olmazdı yani, evet. Çok saçma bir şeydi o. Yani absürt. Zaten ekran onun bir dünya para. Bir de onu dışa katlanır yapıyorsun. Şuraya koyacaksın. Ama bu arada dışta da bir ekran var yine hala. Dışta ekran olması kötü bir şey değil. Değil. O güzel bir şey. Ya o ekran zaten hani kırılsa da insanlar çok fazla önemsemez. Der ki ya benim, bana iç ekran lazım, orada bildirimleri göreyim yeter. Ama şimdi dışa katlanır yaptığın zaman bütün ekranlar dışarıdaydı yani. Aynen öyle, o biraz sakat bir onu düzeltti. Zorundu. Yani düşünsene elinden kaydı düştü. 30 bin lira. daha bile pahalı şimdi. X2 daha bir pahalı çıktı. Türkiye fiyatı da veya dünya fiyatı da belli. Ya Türkiye fiyatı yine 30 binden yukarı olmaz ya herhalde. Zaten 30 bin lira ne bileyim. Kaç tane satmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Ama yani bence katlanır telefon, ben hala şeyim ya katlanır. Biliyorsun bu Samsung'un da vardı. Ha, ben katlanır telefona sıcak bakıyorum. Güzel bir şey. Ama fiyatlar çok absürt. Yani şunu da belirtelim arkadaşlar. Samsung'un cihazı 14.500 liradan çıkmıştı. Ne oldu şimdi? 7.500 liraya indiler. Yani şimdi 30 bin liralık telefon da muhtemelen Huawei'de onu zaten çekilişle falan dağıttı. Herhalde baktılar satmıyor. Hani stokları eritelim, ne yapalım çekiliş yapalım da verelim dediler herhalde. Tabii yani 30 bin liraya telefon getirirsen. Hayır, bir de şöyle düşün Osman, onu 30 bin liraya aldın. 6 ay sonra o kaç para edecek o telefon, yani ne işe yarayacak daha doğrusu? Abi şimdi bir de şöyle bir şey, hani ikinci elinde bulamazsın onu. Evet. 30 bini aldın diyelim, tamam mı? Bir gün kullan, götür telefoncuya de ki ya ben bunu satmak istiyorum, adam sana en fazla 15 bin veririm der ya. O da maksimum. Normalde satsan da 30 bine kim alacak? Kaç kişi 30 bin lira bir telefona verme lüksünü yaşıyor? O yüzden... Ki, zaten 30 bin telefona veren adam ikinci el almaz onu. Yani gider yani, sıfırını tabii, alır. Tabii. Aynen. Şimdi bir diğer haberimiz de otomobil dünyasından güzel bir otomobil teste geldi. İnceleme videosunu da çektik. Ön evet. İzleyelim diyelim, daha doğrusu inceleme demeyelim. İlk defa bindik arkadaşlar o videoda. Evet. Belirtelim. Yukarıdan da linkini koyarız. Dacia Sandero Stepway teste geldi. Şimdi Dacia deyince böyle görüyorum ben bazılarınızı, böyle burun kıvırıyorsunuz ama araba resmen sınıf atlamış, öyle söyleyeyim. Sen de kullandın hatta, akşam götürdün eve. Nasıl? Dün babam bindi yalnız. Dacia ya, Dacia diyor. İşte o algı var. O algı evet. Kolay kırılmaz ama. O algı aynen kolay kırılmaz. Diyor, dayının da ilk arabası Dacia'ydı diyor, dandik bir şeydi diyor, bu da Dacia falan yapıyor. Ama görüyor değil mi yani kalitenin nasıl farkı yani farklı? Görüyor da yine dandik şey yapmıyor. Tabii şimdi o algı kolay kırılmayacak tabii ki, ben de kabul ediyorum. Çünkü ucuz araba satmak için bugüne kadar Dacia markasında hani özel, yani Duster'ı saymıyorum, Duster hakikaten iyi bir arabaydı yani o markaya göre iyi bir arabaydı ama özellikle Sandero falan hani böyle işte ne bileyim orta konsolda şeyler, cam açma düğmeleri falan olan bir arabaydı yani.
Şimdi bayağı bir artmış tek şey. Ya güzel yani modern bir tasarıma sahip. Olmuş. Aynen. Yani, bir sürü teknoloji de var bu arada. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar incelemesi gelecek. Detaylı incelemesini artsın, eksin her şeyini söyleyeceğiz o videoda. Orayı takip edin, bizi takip edin. Bir diğer haberimiz ise Türkiye ile ilgili sevindiğimiz bir haber. Konsol fiyatları düşüyor Osman. Evet, şu anda konsol fiyatlarında zaten vergilendirme biraz yüksekti arkadaşlar. Biliyorsunuz %50 ek gümrük vergisi gelmişti. O vergi %20'ye düştü. Dolayısıyla konsol fiyatları da düşmüş oldu. Bir de buna dolar düşüşü eklendi abi. Bazı mağazalarda ben görüyorum. Evet, evet, dolar düşüşü eklendi. Normalde atıyorum 4500 liradan satılırken bazı mağazalar bu fiyatı 4000 liradan. Şöyle açıklayalım. Mesela bir bilmeyenler için konuyu söyleyeyim. Evet. 5500 liraydı Microsoft'un Series S oyun konsolu. Şu anki fiyatı en azından biz burada çektiğimizde 3999 TL. Ya Türkiye garantili. Yok 3999 TL. MediaMarkt satıyor ya. MediaMarkt. Evet. Ha, doğru, onların bir kampanyası var. 3600'de evet. Falan da var. Ama distribütör onlar garanti yani diyorlar. İthalatçı garanti. Ya onları çok tavsiye etmeyiz arkadaşlar. Yine evet. Türkiye garantisinden siz şaşmayın. O da şu anda 4000 liraya 1500 liraya yakın bir fiyat inişi ama var. Ama bak bu fiyat çok uzun sürmez. Sürmez. Yani eğer konsol almayı düşünüyorsanız arkadaşlar şu sıralar aldınız bakın. Fazla sürmeyecek. Çünkü dolara bakıyorum yukarı doğru hareketlenmeye başladı. Ha bu arada şunu da söyleyelim. PlayStation'da böyle bir şey yok. PlayStation yok. Yok çünkü. Olmadığı için de. Konsol komple yok. Komple yok. Dijital de çıktı o da yok. Hani ben hatta MediaMarkt'ta sordum. Adam dedi ki. İsim çıktı onun. Abi dedi geliyor dedi. Hani isim veriyorlarmış mesela. İşte 3 kişi isim yazdırıyor. Gelir gelmez onlara veriyoruz dedi. Ön siparişi almış arkadaşlar bunlar. Mesela hatırlıyorsunuz bu PlayStation Türkiye'ye daha gelmeden önce ön siparişi açılmış çeşitli sitelerde. Adamlar ön siparişe yüklenince gelmiş 500 kişi almış sallıyorum. 100 tane konsol gelmiş. Vermişler. Şimdi dedi geldikçe yavaş yavaş o listeden veriyorlar. Şu an almaya kalksanız ancak sahibinden konuda 10 bin liraya falan buluyorsunuz. Böyle garip yani fiyatlar. Mesela bir de şeyler de böyle hani mahalle aralarında konsolcular olur ya. Orada. Almışlar şeyden. Tabii stoktan. Tabii. MediaMarkt'tan falan onlar alıyor zaten. Ha? Tabii canım. Onlar almışlar. Onlar alıyorlar. Oradan satmaya çalışıyorlar. O da kara borsada. Onu da kesinlikle tavsiye etmeyiz arkadaşlar. Zaten şu anda yeni nesil konsollara özel bir oyun yok. Sony çıkarttığı çıkış oyunlarını zaten PlayStation 4 içinde çıkarttı. O yüzden bu kara borsacılara fırsat vermeyin arkadaşlar. Son haberimiz ise oyun dünyasından geliyor arkadaşlar. HyperX markası vardı. Belki bilenler vardır aramızda. Bilmeyenler için söyleyelim. Ünlü bir bellek üreticisi var. USB bellek ve RAM tarzında ürünleri vardı. Kingston'ın alt markasıydı bu HyperX. Oyun tarafında bayağı bir ön plana çıkmaya başlamıştı aslında. Yani klavyesi vardı. Hatta biz inceledik, yayına girecek yakında. Evet, klavyesi var, faresi var, mikrofonu var. Kulaklığını falan da incelemiştik. Kulaklığı vesaire de vardı. Onu HP satın aldı. Ben geçmiş olsun diyorum. HyperX kaybolur bence. Bence HyperX kaybolmaz. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. HP'nin oyun tarafında bir markaya ihtiyacı var. OHM'un bilgisayarları OHM'un var. OHM'un bilgisayar. Tamam evet. Ayrıyeten ekipman için bir markaya ihtiyacı vardı. Bence HyperX de bunu desteklemiş işte olacak. Şundan korkuyorum ben. HP'nin daha önce satın aldığı ve hani en aynı, kötü ne yapar söyleyeyim mi? Aynı şekilde devam ettirdiği marka OHM'un markasını belki oraya kaydırabilir. HyperX'in yeni adı OHM'un olur yani. Ha, doğru. Hani OHM'un marka yani. Klavye ürettim. OHM'un marka fare ürettim falan diyebilir ama ben ümitli değilim, göreceğiz bunu. Osman mı haklı, ben mi haklıyım? Birkaç ay sonra göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Turkcell'le teknoloji haftalık bakış programımızın sonuna geldik. Bu programda haftanın teknoloji gündemini değerlendirmeye çalıştık. Anlattığımız konularla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorum olarak bize iletmekten çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi de unutmayın. Haftaya yepyeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.